Alarm. Ne bu boş? Bu da boş. Yine boş. Bal peteklerinin hepsi bomboş. Bunlar nefis. Gelin kendiniz görün majesteleri. Stoklarımız neredeyse boşalmış durumda. Anlıyorum. Seslere bakılırsa senin de miden boşalmış hayatım. Bir şeyler yemeyi unutma. Görev önce gelir efendim. Bu petekler ağzına kadar balla dolduğunda ben de yiyip rahat edebilirim. Ama önce uygun durumdaki arıları gelecek kış için bal özü toplamaya göndereceğim. Mükemmel. Bu konuda sana güvenim tam hayatım. Yıllardır bu kadar güzelini yememiştik. Ne yapıyorsun sen? Evet, kraliçe bana görev verdi. Kalitesini kontrol ediyorum. Fakat gördüğün gibi kış için daha fazla toplanması gerekiyor. Bu arada yılın en önemli bal özü toplama dönemi yaklaşıyor. Kovandaki bütün arılara ihtiyacım olacak. Buna sen de dahilsin. Sandra, Bayan Şef Arı, bugün neden bu kadar çok arı dışarıda, yoksa bir şey mi oldu? Bildiğin gibi kısa bir süre sonra soğuklar bastıracak. Kış geldiğinde de ortalıkta bal özü alacak çiçek kalmayacak. O yüzden stoklarımızı mümkün olduğunca çabuk doldurmak zorundayız. Kışın bal özü kalmayacak mı? Biraz bile mi? Ama neden? Kışın çiçek açmaz da o yüzden Maya. Hepsi solar. Solar mı dediniz? Ama gelecek bahar hepsi tekrar açar. Zaten o sebeple kış mevsimi boyunca arılar kovanda kalıp stoklardaki balla yetinir. Peki bu durumda ben ne yapacağım? Bütün arıların yaptığını yapacaksın tabii ki. Ama ben dışarıda kalmak istiyorum. Olmaz Maya. Ne yazık ki dışarıda kalamazsın. Maya! Maya! Willy, bal toplama işine katkı sağlamanı bekliyorum. Yoksa bütün kışı bir şey yemeden geçirmeyi mi tercih edersin? Willy, bağırarak konuşma. Şef Arı benim bal özü topladığımı sanıyor. Hey, şunlara bak. Biliyor musun Maya, bal toplama işi çok yorucuymuş. Zaten çayırın her tarafında arılar dolanıyor. Dur, yapma. O benim kışlık stoğum, tamam mı? Kışlık stok mu dedin? Sen de mi stokluyorsun? Kış boyunca dışarıda kalan ilk ve tek arı olmaya kararlıyım. Heyecan verici değil mi? Acaba kış gelince çayır neye benzeyecek? Benim daha iyi bir fikrim var. Elimizdeki 4 kese bal özüyle harika bir piknik yapalım. Bu tam bir ziyafet olur Maya. Daha heyecan verici ne olabilir? Hayır. Bence buna oburluk denir. Gel bakalım. Yardım et mi biraz daha toplayayım? İyi ama bütün kış bunları yanında taşıyamazsın. Hiç olmazsa şunlardan 2 tanesini yeseydik. Dur bakayım. Tamam, buldum. Onları bir yere saklayalım. Maya, bunları benim peteğime saklasak olmaz mıydı? Ay, öyle bir yer olmalı ki kimse kolay kolay bulamasın. Toprağa mı gömeceksin? Balı yer altına sakladığımız çayırda hiç kimsenin aklına gelmez, öyle değil mi? Bence biraz abarttın Maya. Bu sefer kendin de bulamayacaksın. Zavallı bal özleri, onları kimse bulamayacak. Kimsenin midesine giremeyecekler. Onları tekrar bulacağımdan eminim Willy. Çünkü ben çayırda her çiçeğin yerini biliyorum. Ama haklı da olabilirsin. Bayan Cassandra kış gelince çiçeklerin solduğunu söylemişti. O zaman buradaki her şey farklı görünecek. Gördün mü? Hayır. Bize lazım olan şey bir define haritası. Hadi hemen bir tane yapalım. Mükemmel oldu. Hadi şimdi de çalılar dikkat oyunu oynayalım. Öyle olsun. İlk önce sen çarptın, kaybettin. O zaman
itibariyle dikkat. Evet. Bu sefer de sen çarptın, sen kaybettin. Bal toplamak Aha. için prova mı yapıyorsunuz? Tamam arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Yarın toplamaya devam edeceğiz tabii. Bazıları yeniden başlayacak. Güle güle Vili. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım, acele edin arılar. Neyse ki ben kışlık stoğumu topladım. Kışa hazırlıklıyım. Aha, harita nerede? Bugün aylaklık etmek yok Vili. Gözüm üzerinde olacak. Hadi çabuk iş başına. Hadi. Vili, haritayı unuttuk. Hem de çalılıkta. Hadi gel. Ha. Oh. Aa, işte buradaymış. Hey, bak ne buldum. Şuna bir bakayım. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bu bir define haritası. Bak sen, peki define nedir patron? Define haritası yapmanın amacı da bu zaten şaşkın. Bunu bilemeyiz. X işaretli yerde duruyor. Gördünüz mü? Hey! Ama X işaretinin arkasında bir şey yok ki patron. Çayırda arayacaksın eksik anten. X'i çayırda araman gerek. Peki ama nerede? Çünkü çayır kocaman bir yer. Galiba şurası gölü gösteriyor. Bu durumda gideceğimiz yer bu tarafta. Bal özüne ulaşıp başka bir yere saklamalıyız. Hadi çabuk, yoksa bizden önce bulacaklar. Ha, bu da ne böyle? Buradan gidelim Maya. Bu her neyse, tam da deliğin üstüne koymuşlar. Olamaz. Belki de bal özünü almak için kendi gelmiştir. Dur, ne yapıyorsun? Bunlar kulağa benziyor. Belki de bizi duyabilir. Merhaba. Merhaba, benim adım Maya. Ben burada ağız göremiyorum. Belki de konuşamıyordur. Maya, orada ne yapıyorsun böyle? Eşek arıları bunu kaldırmayı asla başaramaz. Bu sessiz nesne bizim bala bekçilik edebilir. Teşekkür ederim. Maya. Çok eğlenceliymiş. Bunu sen de denemelisin Vili. Dünyada olmaz. Ben o nesneye hiç güvenmiyorum. Hadi gel seni küçük korkak. Gel de birlikte binelim. Belki hareket edince bizimle arkadaş da olmak ister. Hadi gel, çok eğlenceli. İşte X'i bulduk. Ama sizin gibi koca kafalar yüzünden çok geç kaldık. Fakat patron, bunun şekli yuvarlak değil mi? Oysa X işareti birbirini kesen iki çizgidi. Of, yeter artık. Definenin yeri burası. Maya ile Vili onu bulmuşlar. Ama biz ellerinden alacağız. Anlaşıldı mı? Merhaba, ben Vili. Şimdi geri çekilin bakalım. Bu define bizim oldu. Bu defineye bayıldım doğrusu. Kutlama zamanı. Görüyor musun, hareket ediyor. Ama da eğlenceliymiş. Dur Maya. Oyuncağınız ama eğlenceliymiş. Ben de deneyebilir miyim? Maya. Aynı sesi çıkarmalarını sağlamalıyız. Baksana başları nasıl da döndü. Senin mi? Bana bakın. Siz orada ne fısıldaşıyorsunuz? Maya doğru söylüyor. Siz orada yeterince oynadınız. Şimdi sıra bizde. Bizim yerimize geçin. Orada kalın. Oynamak mı istiyorsunuz ha? Siz daha çok beklersiniz. Şimdi sıkı durun çocuklar. Hayır olmaz. Acı bize ne olur patron. Hadi.
Bakın ellerinde ne var? Tonlarca bal özü almışlar. Şunları takip edelim. İmdat! Eşek arıları geliyor! Arkadaşlar kurtarma timi oluşturun. Sayıları çok fazla. Hemen yuvaya dönüyoruz. Kaçın! Bunlara ne oldu böyle? Eşek arılarının bu kadar kolay pes ettiğini görmemiş. Baksın, aferin sana Vili. İtiraf edeyim, tek bir kese bile toplayabileceğine inanmıyordum. Ama teşekkür ederim bayan şef arı.